İnşallah bu süreç de biter yani, korona biter, biz de rahatlarız. Toplu taşımanın falan bu kadar yoğun olduğu bir yerde kafelerin kapatılması biraz saçmaydı diye düşünüyorum. Açıkçası ben bu kararın erken olduğunu düşünüyorum. Tekrar kapatmayı düşünüyoruz. Geniş saatlerde açılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü yaptığı açıklama sonrası kafe ve restoran gibi işletmeler için beklenen karar alındı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak işletmeciler ve müşterilere bu karar hakkındaki düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Kafe ve restoranlar için alınmış normalleşme kararını nasıl buluyorsunuz? Başlangıç olarak güzel bir karar. 7'ye kadar açık olması bizim için çok büyük bir avantaj şu anlık. Umarım yakın zamanda daha ileri saatlere kadar uzatılır süre. 9-11. Biliyorsunuz 5-6 aydır zor bir süreç yaşıyoruz. Tabii biz Kayseri Müzisyenler olarak her türlü hazırlığımızı yaptık, hazırız. Müziği daha ileri taşıyacağız. Bunun için de umarım yakın zamanda güzel kararlar alınır. 9-11 uzar ve biz de rahatlarız. Tek temelimiz bu yönde. Yani bence Kayseri için hani yasaklar da kalktı. Yani buradan hani sınırlamalar da Kayseri için hani çoğunlukta kalktığı için yani bence açılması iyi olmuş yani. Hani titizlik bakımından, mesafe bakımından hani bunları göz önünde bulundurarak yani açılması gayet normal yani güzel. İlk başlangıç olarak güzel buluyoruz. Zaten Kayseri müzisyenleri olarak eminiz ki güzel bir normalleşme sürecine de döneceğiz. Ve bunun yanı sıra zor süreçler içerisinden geçtik, zor zamanlar atlattık. Eminim ki bundan sonra da daha güzel günler bizi bekliyor. Buradan emeği geçen sağlık çalışanlarımıza ve tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Kayseri adına da teşekkürler. Vatanımız için zor bir süreçti. Toplum için gerçekten yıprandık. Ama pandemi yavaş yavaş malum azalıyor. Virüs sayısı azalıyor. Devletimiz de elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Fakat tabii esnafa bir tık daha destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Gerek kira, gerek faturalar, gerek vergiler yönünde. Ama onun haricinde de elimizden de pek gelen bir şey yok. Biz çalışacağız, çabalayacağız. İnşallah daha iyi olacak. Daha güzel günleri bekliyoruz inşallah. Şu an bizi tatmin edici değil bu aslında. Bir işletmeci olaraktan söylüyorum, kafe işletmecisi olaraktan. Bunun eski düzendeki gibi sabahtan saat 11'e kadar olması. Çünkü biz canlı müzik yapan bir yeriz. Canlı müzik ruhsatımız var. 7 ile 11 arası olduğundan dolayı bunu bizi çok tatmin edeceğini zannetmiyorum. Açıkçası bu. Kafe ve restoranlar hakkındaki kararı şu an yeterli bulmuyoruz. Aşağı yukarı zaten 9 aydır 10 ayeti büyük problemler yaşıyoruz. Yani sadece ben değil, bütün buradaki esnaflar aynı problemi yaşıyor. Yani bu bölgenin özellikle Talas bölgesinin üniversiteye dayalı olduğu için, genelde buralarda öğrenci olduğu için, yurtlar olduğu için bunun bu şekilde açılması zaten %50. %50 olması da burada insanların pek olmayışı, öğrencilerin olmayışı etkiliyor tabii ki. Şu anki kararlar bizi memnun etti tabii ki, fakat şu zamana kadarki kaygımız var. Bu çok şükür, hani buna da şükür. Şimdi sabahtan beri müşteri geldi mi, birisi geldi, içerideydi. Bu ister istemez tabii ki restoran ve kafeleri etkileyecek, fakat bu da yeterli değil bana göre. Normalleşme bizim için iyi, açık olması iyi ama saat kısıtlamasının olması bizim yine gelir kaybımızın devamına sebep olacak. O yüzden en kısa zaman içerisinde daha geniş saatlerde açılmasını bekliyoruz. Alınan yeni kararda yani şu anda biz tekrar kapatmayı düşünüyoruz. Ya, temizliği yapıp. Ya, çünkü yanlış yani, saat akşam 7'den sonra geliyor bizim müşterilerimiz. Akşam 7'ye kadar zaten çalışma saatleri içinde. Gelen kimse yok. Henüz daha siftahımız dahi yok. 3 tane mekan var, birini açayım dedim. Bu da yani burayı da herhalde açmamayı düşünüyorum. Açıkçası ben bu kararın erken olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu bunun 2 hafta öncesinden, 1 hafta öncesinden kafelere bunların söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an pat diye kafelerin hali hazıra gelmesi çok zor bir durum olacak. Saat kısıtlamasından dolayı da çok fazla iş yapamayacakları için çok yararlı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bence gayet mantıklı oldu. Çünkü artık işsizlikten herkes kırılıyor yani. Millet evine ekmek götüremiyor. O yüzden gayet güzel oldu. Zaten hani toplu taşımanın falan bu kadar yoğun olduğu bir yerde kafelerin kapatılması biraz saçmaydı diye düşünüyorum. İyi oldu yani bizim açımızdan. Yani gerçekten çok iyi oldu. Biz de evlerde hani
nasıl söyleyeyim, bunalıma girmiş derecedeydi ki yani. Bu karar gerçekten çok güzel oldu. İnşallah bu süreç de biter yani, korona biter, biz de rahatlarız gerçekten. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Siz nasıl buluyorsunuz? Ben de arkadaşıma katılıyorum gerçekten. Bu süreç zorlu bir süreçti. Bizleri de yordu, evde de çok bunalıyorduk, sıkılıyorduk. Yani aslında tek lüks kafelermiş bile diyebilirim yani. Kesinlikle, diyeceklerim evet, bu kadar. Kesinlikle.